sesle konuşmaya kalktı. Yani ama beni gereken cevabını verdi. Evet, Erdal Bey, burada da size dönelim. Neler yaşandı? Sayın Levent Çiftler'in ifade ettiği gibi spor adına inanılmaz kötü bir gün geçirdim. Evet, hem felaket hem felaket üzüntülü bir gün oldu. Şimdi burada Sinan Kalpakçıoğlu Bey'e, Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz. Maçın başından sonuna kadar gayet sakin bir şekilde olayları önlemeye çalıştı. Fakat Levent Bey'in ifade ettiği gibi Galatasaray'ın profesyonelleri, onlar için skorer başarı önemliydi. Onun için Beşiktaş seyircisinin tribünde olmamasını, maçın başından beri provokatif hareketlerle bunu force etmeye çalıştı. Evet. Yani tamamıyla adamı Beşiktaş seyircisi olmasın, Beşiktaş seyirci desteği olmadan daha rahat bir sonuç alabilir düşüncesiyle bununla ilgili devamlı hareket etti. Bunun için işte... Yani aslında Beşiktaş'ın seyircisi baştan beri istenmedi diyebilir miyiz? Tabii. Aynen istenmedi. Bunu çıkarabiliyoruz. Tabii yani. Profesyonel tamamıyla bunu, hatta oradaki sağ güvenlik görevlilerine Beşiktaş seyirci stat'tan çıkarılması, salondan çıkarılması gerektiğini söylediler. Ve fakat gene hepimizin bildiğim kadar İl Güvenlik Kurulu'nda ancak profesyonel futbol ligi, yani Süper Lig ve basketbol ligi ile ilgili rakip takım taraftarlarının maça gelmemeleri konusunda aldığı bir karar olduğunu biliyorum. Amatör sporlarda, yani bedensel engelli, basketbol, boks, güreş gibi bu tip konularda herhangi bir sakınca olmadığını biliyorum. Zaten kulübümüz gerek federasyona gerekse güvenlik İstanbul Valiliğine bu maçın önemi dolayısıyla sıkıntılar olabileceği belirten bir yazı da gönderdi. Evet. O bakımdan burada bizim seyircimizin gelmesinin herhangi hukuken bir mahsuru yok. Yani böyle alınmış, İl Güvenlik Kurulu tarafı alınmış.